Bismillahirrahmanirrahim. Benim bir aile efradım canlı sohbeti izledi ve sordu, niçin biz Şeyh Efendi'de medet istiyoruz? Allah bize şahlarımızdan daha yakın olduğu halde. Lütfen bunu açıklayabilir misin ki onu açıklayabilirim. Biz Şeyh Efendi'den medet istiyoruz. Çünkü mededin manası destektir, yardımdır. Allah'ın yardımı onlara gider ki onlar Allah'ın sevdikleridir. Ve Allah bizi de onları sevmemizi emreder. Ve bize emrediyor ki onlara ulaşın diyor. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız onları sevin diyor. Yoksa diyor ben sizi sevmeyeceğim ve sizi kabul etmeyeceğim diyor. Allah subhanahu teala ayet-i kerimede buyuruyor. Diyor ki onlara söyle ya Muhammed diyor aleyhisselam vesselam'a. Eğer onlar Allah'ı seviyorlarsa seni sevmeleri ve sana itaat etmeleri lazım ki Allah da onları sevsin. Bunun bir şartı var. Ve biz medet dediğimiz zaman hiçbir zaman aklımızda demiyoruz ki biz medet dediğimizde Allah'tan başkasından yardım istemiyoruz. Biz Allah'tan direkt olarak istiyoruz. Ama bizim önümüze koyduklarından yoluyla istiyoruz. Bunda bir sır vardır ve bu aynı zamanda da çok açıktır. Çünkü bizim şehadetimiz şimdi sadece Allah'ta kalmıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Aşırı Vahabiler diyorlar ki bunu yapma diyorlar. Muhammed Resulullah konsantre olma diyorlar. Çünkü sadece Allah diyorlar. Bazıları diyorlar ki Allah'ın diyorlar isminin yanına peygamberin ismini koyma diyorlar. Şirk yapıyorsun diyorlar. Ondan sonra daha da öteye gidiyorlar. Diyorlar ki niçin diyorlar hadisi takip ediyorsun? Sadece Kur'an'ı takip et. Çünkü Kur'an daha önemlidir hadisten. Allah'ın sözüdür o diyorlar. İnsanlar anlamıyorlar ki sadece Allah'ı takip edersen ve sadece Allah'tan direkt istersen sen o zaman bakıyorsun ve görüyorsun ki seninle Allah aranda başka hiçbir şey yok zannediyorsun. Ama gerçekte Allah subhanahu teala Peygamber Efendimiz'i koyuyor öne şehadette. Ve Allah subhanahu teala o peygamberleri koydu kendisiyle arasına, bizim aramıza. Ve Allah subhanahu teala'nın pek çok dostları vardır. Bu Allah mübarek kişiler, Allah'a sevgili olan bu kişiler, onlar orada bizim önümüze engel olmak için orada değiller. Onlar oradalar bizi Allah'a daha yakına getirmek için. Onlar bize rehberlik etmek için oradalar. Hiç kimse düşünmez ki. Çünkü ben Amerika'da yaşıyorum. Ben Obama'yı istediğim vakit görebilirim. Başkanı. Beyaz Saray'a giderim. Çünkü ben Amerikan vatandaşıyım. O da başkandır. Onun yanına gidebilirim. Hiç kimse böyle düşünmez. Öyle bir düşünürsen sana deli derler. Ama başkana yaklaşmak istiyorsan bunu deneyebilirsin. Demiyorum ki imkansız demiyorum. Ama çok zor olur bu. Öyle değil mi? Ya da kolay yol şudur ki eğer sen onu tanıyan birini tanıyorsan o seni tutabilir ve sana yol gösterir. O yolculuğu yaparsın ve daha kolay ve hızlı yanına gidebilirsin. Çünkü gerçekte biz sadece Allah ve biz yokuz. Arada pek çok perdeler var. Bizimle Allah. Güneş arasında da perdeler var. Ay arasında da var. Atmosferle bizim aramızda da pek çok perdeler var. Tarikat bize o perdeleri kaldırmak için, yardımcı olmak için orada. Bizimle Allah'ın arasında olan perdeleri. O perdeleri kaldırmak ve o ipe sıkı sarılmak içindir.
ayeti kerimede öyle demiyorum. Allah subhanahu teala buyuruyor. Allah'ın ipine sıkı sıkı beraber sarılın diyorum. Ve diyor ayrılmayın diyor. Kim diyebilir ki? Kim diyebilir Allah'a giden en iyi ip peygamberimizdir. Peygamberimiz fiziki olarak bu dünyada değil artık ama geriye varislerini bıraktı. Eğer onlara biz sıkı sarılırsak peygamberimize de sarılmış oluruz ve Allah'a tutunmuş oluruz. Bakın ayette pek çok ayet var Kur'an'da. Allah'a ve onun elçisine diyor itaat edin. Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin. Allah'a ve peygamberine itaat edin ve doğru yolda olan liderlerinize itaat edin. Allah'ın emri bu. Niçin Allah'a itaat ediyorsan da peygambere niye itaat edeceksin? Pek çok boş kafalılar diyorlar ki bu şirktir diyorlar. Allah'a itaat et, başka hiçbir şey itaat etme diyorlar. Ama Allah emrediyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve doğru yoldaki liderlerinize itaat edin. O liderler sizi peygambere ve Allah subhanahu teala'ya getirir. İnsanların anladıkları budur. Akıl sahibi olanların. Bunlar diyecekler ki sadece sen ve Allah'la benim aramda diyecekler. Allah bize şahlarımızdan daha yakındır ve bu doğrudur. Ama biz ondan çok uzaktayız. Allah bize şahlarımızdan daha yakındır ama biz ondan çok uzaktayız. Allah'a yakınlaşmalıyız. Kalbinizde öfke mi var? Allah'tan çok uzaktasınız. Kalbinizde kıskançlık mı var? Cennete bile giremezsiniz. Allah'a yaklaşmayı bir tarafa bırakın. İnatçılığın varsa, kibirin varsa, bütün bunlar bu perdelerdir. Bizi Allah'tan engeller Allah'a ulaşmayı. Biz o yüzden medet ya şeyim deriz, ya evliyalar sultan deriz, ya Resulallah medet deriz. O zaman biz Allah'ın ipine sarılırız. Çünkü o bir iptir ki bizi ondan ayırmaz, Allah'a ulaştırır bizi en sonunda. Bu kadar söyleyebiliriz. Selamun aleyküm ve rahmetullah.